Ergüün Sağlık Bilgi YKS Biyoloji 7 Mart 2020. Aksiyon potansiyeli 3 aşamada gerçekleşir. Asetal aldehit indirgenmesi, NADH2'nin yükseltgenmesi sonucu etil alkol oluşur. ATP içine yerleştirilmemiş bir serbest enerji kullanılamaz. Bir impuls sinaptik yumruya geldiğinde akson ucunun kalsiyum geçirgenliği artar ve hücre içine kalsiyum girişi başlar. Ekzergonik tepkime gerçekleşmesi sonrasında ortama serbest enerji veren tepkimelerdir. El ve ayakların bilek kemikleri kısa kemiklerdir. En büyük yardımcı bez prostat bezidir. İdrar ile spermin karışmasını önler. FSH hipofizin ön lobundan salgılanır. Ovaryumları uyararak folikül gelişmesini ve folikülden östrojen hormonu salgılanmasını sağlar. Hasta olan bireylerde kandaki şeker ve aminosit miktarı optimum düzeyin üzerinde ise salgılanma ile dışarı atılabilir. Havalandırma parankiması çok sayıda hücreler arası boşluğa sahiptir. Işık enerjisi ile fotosentez hızı arasında ilişki yoktur. Işık şiddeti ile sıcaklık beraber düşünüldüğünde sıcaklık yükselse bile düşük ışık şiddetinde fotosentez hızında belirgin bir değişiklik olmayacaktır. Impulsun geçişine izin veren sinapslara kolaylaştırıcı sinaps denir. Kolaylaştırıcı sinapslar komşu hücrelerinde depolarizasyona neden olurlar. İnsanda boşaltım sistemi böbrek, üreter, idrar kesesi ve üreteradan oluşur. İnsanlarda üretilen yumurta hücresi, fertilizin maddesi salgılayarak spermleri kendine çeker. Kalbin çalışması sadece beyinden gelen uyarılara bağlı değildir. Bu nedenle kalp atışı sinirleri kesilse bile uygun ortam sağlandığında bir süre vücut dışında da çalışmaya devam eder. Kalbin kulakçıklarından karıncıklara açılan kısımda kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar kulakçıklardan karıncıklara geçen kanın kulakçıklara geri dönmesine engel olur. Kanın karbondioksit miktarının artması pH'i düşürür. Bu nedenle sinirler uyarılır, solunum ve dolaşım hızı artar. Kas hücrelerinde hazır bulunan ATP enerji verici olarak kullanılır. Kaslar vücut duruşunu düzenlemek ve gelen uyarılara hemen cevap verebilmek amacıyla dinlenme durumunda olsalar bile bir miktar kasılı kalır. Bu durum orta beyin tarafından kontrol edilir Buna kas tonusu denir. Kemosentez yapabilen canlılara kemototrof denir. Kulak altı, dil altı ve çene altı olmak üzere 3 çeşit tükürük bezi vardır. Kulakçıklar ve karıncıklar birbirine zıt çalışır. Biri iken diğeri gevşeme durumundadır. Bu şekilde çalışmaları kan için itici bir güç oluşturur. Kurak bölge bitiklerinde kutukola kalınken nemli bölge bitiklerinde incedir. Midedeki tüm olayları vagus siniri ve mide tarafından salgılanan gastrin hormonu düzenler. Midenin yemek borusu ile bağlandığı yere kardiya, ince bağırsak ile bağlandığı yerlere pilor denir. Embriyonel sentezinin yapılacağı ipliği anlamlı iplik karşısındaki ipliğe tamamlayıcı ipliktedir. Nörotransmitter maddeler difüzyon ile ilerleyerek komşu hücrelerindeki reseptörlere bağlanır. Oksitosin, hipofizin arka lobundan salgılanır, rahmin kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumu başlatır ve süt bezlerinden süt salgılanmasını sağlar. Polizom, aynı mRNA'nın birden fazla ribozom tarafından okunması ile oluşan yapıdır. Daha hızlı bir şekilde aynı proteinden daha fazla üretilmesini sağlar. Sinapslardaki iletim nöronlardaki iletimden daha yavaştır. İletim yolunda ne kadar sinaps varsa iletim o kadar yavaş olur. Stomalar genellikle gündüz açık, gece kapalıdır. Açılıp kapanmalarını bekçi hücrelerin turgor basıncı ile kontrol edilir. Gün ağırması birlikte genellikle 3 faktör stomanın açılmasına neden olur. Yumurta içerisine spermin sadece çekirdek ve sentrozomu girer. 1952 yılında konak olarak Eşalia coli bakterisi ve bu bakterinin içerisinde çoğalabilen T2 bakteriyofajı kullanılarak genetik materyalin DNA olduğunu kanıtlayan deney yapılmıştır. 8. haftadan sonra embriyo fetüs adını alır. 40. haftaya kadar rahim içerisinde gelişimine devam eder. A bandı, miyozin ve aktin ipliklerinin beraber bulunduğu bölgedir. Kasılma ve gevşeme sırasında boyu değişmez ve daima miyozin ipliklerinin boyu kadardır. Koyu renkle görülür. Absistik asit su kaybının önlenmesi için stomaların kapanmasını sağlar. Absistik asit uygun olmayan koşullarda tohumların çimlenmesini engeller. Absistik asit yapraklar, gövde, kök ve meyvede sentezlenir. İcini hücreleri pankreas öz suyunu üreterek enzim üretir. ACTH böbrek üstü bezleri ile ilgilidir. Adaptasyon bir canlı da tek başına ortaya çıkmaz. Uzun yıllar boyunca bir popülasyonda ortaya çıkan özelliklerdir. Adenin ileri boz arasında glikozit, riboz ile birinci fosfat arasında ester, diğer fosforik asitler arasında iki tane yüksek enerjili fosfat bağlı içerir ATP molekülü. Hipotalamus'ta bulunan reseptörler kanın ozmotik basıncını algılayarak ADH miktarını ayarlar. ADH az salgılandığında suyun geri emilimi azalır ve canlı çok su kaybeder. Bu durum kandaki glikoz miktarının yoğunluğunu yükseltir. Bu hastalığa şekersiz şeker hastalığı, şekersiz diyabet denir. Adrenalin hormonu bazı damarları genişletip bazı damarları daraltarak kanın, beyin, kalp gibi organlara ve iskelet kaslarına yöneltir. Derideki kan damarlarının daralmasına neden olur. Bu nedenle deriye giden kan miktarı azalır. Korkan insanın rengini sorarması bu nedenledir. Adrenalin ve tiroksin hormonu solunum hızını artırır. A tabakada reseptörler ve duyu sinirleri yer alır. Ağız, dil, diş ve tükürük bezleri yardımıyla sinirimin başladığı organdır. Aort kalpten çıktıktan sonra dallanarak çeşitli atardamarlar halinde organlara giriş yapar. Bu sırada kılcal damarlar haline gelmediğinden içeriği değişmez. Ak madde miyelinli sinirlerin aksonlarından meydana gelmiştir. Bu bölgenin beyaz olmasının sebebi lipidçe zengin miyelinin bulunmasıdır. Akciğer pleura denilen çift katlı zarla örtülüdür. Akciğerlerin içerisine gaz alışverişinin gerçekleştiği alvoller bulunur. Alvoller bolca kılcal kan damarından oluşmuştur. Akrozom bol miktarda sinir enzimi içerir. Yumurta hücresinin zarının erimesini sağlar. Akson hücre gövdesinden çıkan uzantılardır. Uyarıyı diğer nöronun dendritine yaklaşarak iletir. Aksonun çapı arttıkça iletim hızı artar. Aksonun dallarından her biri küçük şişliklerle sona yarar. Bu yapılara sinaptik yumru uç denir. Aktif bağışıklık lenfositlerin antikor üretmesini gerçekleştirmesiyle gerçekleşir. Bir hastalığı geçirmeye ya da aşı olmayla sağlanabilir. Aktif ve myozin ipliklerinin beraber bulundukları yapıya aktomyozin denir. Albumin nefronların görevini tam olarak yapmaması sonucu idrarda proteinli maddelerin bulunmamasıdır. Aldosteron az salgılanırsa Addison hastalığı ortaya çıkar. Aldesteron böbrekten sodyum ve klorun emilimini azaltır, potasyumun emilimini ise arttırır. Bu durum vücuttaki sodyum ve klor miktarını azaltırken potasyum miktarını artırır. Alışkanlık davranışları alışkanlık haline gelmeden önce beynin kontrolündedir. Davranışlar alışkanlık haline geldiğinde omurilik tarafından kontrol edilir. Alışkanlık hareketine devam eden bir hata olursa beyin devreye girer. Hata düzeldikten sonra yeniden omurilik tarafından yönetilir. Allantois gelişerek embriyo ile plasanta arasındaki göbek bağını oluşturur. Göbek bağı içerisinde bir toplar iki atar damar bulunur. Atar damarlar kirli kan, toplar damarlar temiz kan taşır. Allantois kuş ve sürüngen yumurtalarında embriyonun boşaltım atıklarını depolar ve karyonla beraber gaz alışverişini sağlar. Allantois memelilerde göbek bağının atar ve toplar damarlarını oluşturur. Alt deri bol miktarda reseptör içerir. Alt deride kan damarları, sinirler, kaslar, dokunma cisimcikleri, ter ve yağ bezleri, kıl kökleri ve lenf damarları bulunur. Al yuvarlar ilk oluştuklarında organel ve çekirdeklere sahipken dolaşıma katıldıklarında organel ve çekirdeklerini kaybeder ve damar dışına çıkamazlar. Organel ve çekirdek kaşamayan bu al yuvar hücrelerine olgun al yuvar hücreleri denir. Al yuvarlar bölünemez ve kendilerini yenileyemezler. Al yuvarlar fetüste 3. 5. aylarda karaciğer ve dalakta daha sonra kırmızı kemik ileğinde üretilir. Al yuvarlar hücre zar yüzeyinde bulunan antijenler ile kan nakillerinden önemli olan kan grubunu belirler. Al yuvarlar laktik asit fermentasyonu yaparlar. Al yuvarların ömürleri yaklaşık 120 gündür parçalandıkları zaman dalak ve karaciğerde demir kısımları ayrılır. Al yuvarların üretimi böbrekler ve çok az miktarda karaciğer tarafından üretilen eritropoietin hormonu tarafından düzenlenir. Al yuvarların yapılarında kana kırmızı rengini veren hemoglobin bulunur. Alzheimer, genetik, beyinde protein birikimi, beyin hücrelerinin ölmesi gibi sebepler nedeniyle beyin hücrelerinin aktivitesini yerine getirememesidir. Yaş ilerledikçe ortaya çıkma ihtimali artmaktadır. Ancak tam olarak sebebi bulunamamıştır. Amensalizm, canlılarının birinin etkilenmediği, diğerinin ise zarar gördüğü birlikteliktir. Alfizem, kronik bronşta bağlı olarak alvollerin esnekliğini yitirmesi ve yırtılması sonucu oluşur. Amino asitlerin solunumla yıkılması sonucu ya da diğer monomerlere dönüşmesi sonucunda amonyak oluşur. Amniyon zarı embriyoyu saran ilk zardır. Amniyosentez alınan hücrelerin mitoz bölünmeler geçilmesi sağlanır. Mitoz bölünmelerinin matafaz evresinde kromozomların görüntüsü bilgisayara aktarılarak kromozomlar incelenir. Buna karyotip analiz denir. Karyotip analizi sonucunda kromozomal bozukluklar varsa saptanılabilir. Fetüsün gelişimi sırasında yapılan test ile gözlemler sonucu fetüste genetik hastalık olma ihtimali fark edilirse enjeksiyon ile amniyo sıvısının örnek alınmasına amniyosentez denir. Amonyağın zehir oranı yüksek olduğundan bol su ile seyreltilerek vücuttan uzaklaştırılır. Amonyak insanlarda üreye dönüştürülerek az miktar dürük asit ile atılır. Böylece boşaltım sırasında daha az su atmış oluruz. Amonyak karaciğerdeki kulfer hücrelerinde ornitin devriyle üreye çevrilir. Anlamlı zincirdeki genin başlangıç kodu TAS'tır. Bu kodon embriyena üzerinde AUK kodonu olarak sentezlenir. Antagonist kaslar birbirine zıt çalışan kaslardır. Biri kasılırken diğeri gevşer. Antijen hücre üzerinde bulunan proteinlerdir. Antikor, vücudumuzda yabancı olan antijenlere karşı ak tarafından üretilen savunma proteinleridir. Apoplast taşımada emici tüyler tarafından emilen su yüceler, arası boşluklar ile kısileme ulaşılır. Ara beyin, beyin yarım küreleri arasında kalır. Epitalamus, talamus ve hipotalamus olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Ara nöronlar, duyu ve motor nöronlar arasındaki bağlantıyı kuran nöronlardır merkezi sinir sisteminde bulunurlar. Uyarıya uygun değerlendirmeyi yaparak cevap oluştururlar. Zarar görmesi felce örnektir. Arka beyin pons ve amurilik soğanından meydana gelmiştir. Arka lob hormonları hipotalamus tarafından üretilerek kısa kan damarları ile hipofizin arka lobuna gönderilerek ve buradan tüm vücuda salgılanan hormonlardır. Bu nedenle hipofizin arka lobunda hormon üretimi yoktur. Asetal aldeit etil alkol fermentasyonunun ara bileşiğidir. Ayrıca bu reaksiyonun son indirgenen molekülüdür. Astım, solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonların ilerlemesi sonucu oluşan hastalıktır. Astımda solunum yolları daralır ve duyarlılık artar. Mukus oranı artırarak soluk alma verimi güçleşir. Astigmatizmde bulanık görme olur, silindik mercekler düzeltilir. Astigmatizm sebebi kornea ya da göz merceğinin kavislenmesi sonucu görüntünün sarı benek üzerinde tam olarak düşürülmemesidir. Aşı, hastalık yapma yeteneği azalmış ya da yok edilmiş mikroorganizmalar veya onların antijenlerini içeren maddelerdir.